Yakup TV bugün 10 adet saklı dürümü İtopya'nın içinde bulmaya çalışacak. Bu durumda senin yapman gereken tek şey ne biliyor musun? Burnunu iyi çalıştırman ve dürümü koklaman. Bak kaç tane olduğunu söylemeyeceğim ama bu katta daha fazla dürüm saklı. Ah kalbim ben senden çok çektim. Söyle nedir bu halim? Vallahi sen delisin delisin. Olmaz ki böyle çarpılmaz ki. Çıldırmışsın sanki vallahi sen delisin. Ne oldu ki böyle amın oğlu? Allah'ın her günü yazıyordun. Ulan bes ver, sen ver lan. Hiç böyle bir şey hesaplamadım ya. Hiç böyle bir şey hesaplamadım. Ali ve Mesut'la rehabilitasyon saatine hoş geldiniz bebekler. Sabahın körü dahi olsa yine sevgili Yakup TV ile birlikte, sevgili partnerimle birlikte İtopya mağazalarındayız. Ve uzun bir aradan sonra Beylikdüzü mağazasındayız. Ve yanımızda kendisini Yakup TV diye tanıştıran, aslında Interpol'den aranan bir arkadaş olduğunu düşündüğümüz sevgili Yakup TV yanımızda. Yeminler olsun bastım. Olabilir. Bak yeminler olsun olabilir. Tam üstüne bastım, ben öyle düşünüyorum. Tamam, biraz kendini ifade eder misin? Vallahi arkadaşlar ben gurmeyim. Yani Anadolu'yu yansıtırım, Doğu'yu yansıtırım, Batı'yı yansıtırım, tüm ülkeyi yansıtırım. Amacım tüm dünyaya açılmak. Bu arada sevgili arkadaşlar bir İtopya videosundayız ama tabii ki önlem almak lazım. Sevgili Mesut Şantobay Keytos'una geçmeden evvel bu mağazada ne olur bugün bir şey çalmayalım. Sakın yaklamayalım. Çalma deme. Ben çalma çırpma. Sen bir şey bilmez misin? Yok. Geçen videoya geldiğinde stüdyodan çıkmadan benim cüzdanımı gafdilediğin. O ne çift abi? Çift parmak yaptın. Abi montaja ben senin yoktum ama. Neydi o Fransa'dan aldığın cüzdan? Goyard. Goyard. Aa siktir, onu mu aldın ya? Ya abi, onu alsa ne olur? Onun içindekileri alması problem zaten. Kredi kartı patladı, kimlik patladı. Yani yürümeyi öğrenelim diye bir dersimiz var bu videonun başında. Ayaklarımızı süre süre dolaşmıyoruz artık. Topuktan destek alarak yürüyoruz. Tamam. Yakup aynen yürürken böyle pizza patates, pizza patates. Yakup ilk defa bir teknoloji mağazasındasın. Ne hissediyorsun bu kadar? Bugün Objectif'in karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim ve onların kontrol kalemi arkadaşları yanlarında. Bugün sizlerle beraber ünlü degustatör Yakup TV bu sefer Anadolu'yu gezmiyor. Yanıldınız. Evet, yanıldınız. Bu sefer amına koydum Yakup TV'sini İtopya mağazasına getirdik. Hem de airport'a değil, Beylikdüzü İtopya mağazasına getirdik. Yakup TV bugün 10 adet saklı dürümü İtopya'nın içinde bulmaya çalışacak. Bulduğu her dürüm Yakup TV'ye 1500 Türk Lirası para kazandıracak. Bakalım Yakup TV kazandığı paranın karşılığında hangi ödüllerle eve dönecek? Ben bir tane osurdum. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yakup dedi ki ben iptal dedi. Ya adam tamam okey. Sana... Kaçırdım ne yapayım dayı ya. Ben İtopya mağazasına ilk geldiğimde 32 yaşındaydım arkadaşlar ya. Tamam koş lan, geri sayım başladı. Hayır dur şimdi Yakup anladın mı? Gel sen abi, de abi olayı anlatma. Sana niye oyun yaptın? Gel sen anlatmadım. Özür dilerim Yakup. Ya abi sen böyle yapacaksan bak kurban mı edeceğim ben hiçbir ortaya. Beni ya dinlemediniz, oyunu anlatıyordum burada. 10 tane dürüm saklı şu an dükkanın içinde. Şaka yapmıyorum yemin ederim lan, düzgün dinle. 10 tane dürüm. Bulduğun her dürüm sana 1500 TL para kazandıracak. 10 dürümü bulursan 15.000 TL para kazanacaksın. 15.000 TL'lik İtopya'nın market etabından seni hediyelerle evine uğurlayacağız. Çok güzel. Ha, hiçbir dürüm bulamadın mı? Siktir olup gideceksin buradan, 5 kuruşlukta bir şey almayacaksın. Bu ne abi? Bana bulduğun dürümleri de yiyebilirsin. Bana ürünle gel abi, ürünle. Oğlum tamam. Burası lokanta mı? Burası mağaza. Yakup'cum olay şu zaten, mevzu bahis bu durumda tamam. Senin yapman gereken bu şey... Bu durumda mı, bu dürümde mi? Bu dürümde mi? Hayır sevgili kardeşim, bu durumda senin yapman gereken tek şey ne biliyor musun? Burnunu iyi çalıştırman ve dürümü koklaman. Bravo, 10 tane dürüm var. Aynen. Kaç dakikası olsun Yakup TV'nin, sorarım size. 5 saat. 5 saat yeterli mi sana? Abi şakaya kafa buluyoruz bende ya. Adama yemin edeceğim ilk defa. Sana yemin ederim. Yani dükkanda... buradaki adam araştırdığınız ilk bana mı geldi yani bu iş? Yani... Ben mesela kebap kokusu alıyorum şu an ya. Yakup sana yemin ediyorum bak, ayaklarım yerde. Tam öyle gözükmese de. Abi zaten ayakta yürüyorsun sen, baksana. Tamam bu videoda sevgili arkadaşlar Yakup'a, Yakup kardeşimize bir şekilde Allah sizi kahretsin yalak bulun reyonlardan. Lan yemin ediyorum oğlum şaka değil. 10 tane dürüm saklı içeride. Bulduğun her dürüm 1500 lira kazandıracak. Abi 10 yerine gel bana bir süre ver de ki su süreyi zarfını kullan. Nerede o? Aldın dokunun ürünü hepsini aldı. Zıbapçı sana ne dedim bunu...
Ne diyor oğlum? Diyorum ki abi bir süre ver bana, dokunduğum her ürünü alayım gideyim. Gel sana morguç kredisi vereyim, gel sıkı nasıl alacaksın Yakup sırtımda, ya? Sırtımda taşırım abi gerekirse. Gel sana ihtiyaç kredisi çekiyorum gel. Bir şey diyeceğim bak sevgili arkadaşlar. Konsepti reddediyor adamın. Lütfen sevgili arkadaşlar. Bu kara bu arada benim adamım değil ya. Bu kara bu. Benim arkadaşım. Aa. Arkadaşım dedim onu bakayım bir dinlesenize. Şimdi Yakup, Mesut Şantoma güzel bir keyto verdi. Burada yapman gereken tek şey rafların arasından topladığın her durum sana bir para olarak geri dönecek. Dolayısıyla o parayla da İtopya'dan istediğin her şeyi alabileceksin. Videodaki performansına göre de her şey değişebilir. 10 dakika mı veriyorsun? 10 dakika. Bu arada bu Yılmaz abinin saç ekim şeyleri var, dekontları var bunlar. Sil abi onları. Sileyim mi? 10 dakika süre. Sevgili Ertan hazır mısın? 10 dakika süre. Yakup TV an itibariyle baş... Dur! Bence de çok. Amına koyayım herkes. Abi bak olayın gerçeğini gel yapalım abi. Gerçeğini anlatacaksın bize. Çok enteresan. Gerçeğine girelim abi. Var mı öyle bir şey? Yalan mı artık abi? Gerçi olaya girelim artık. Vallahi oğlum billahi. Yemin ederim lan. Amına vuracağım şimdi seni. Olaya girelim abi bak. Vallahi billahi. Oğlum vallahi 10 tane dürüm sakladık. Her dürüm 1500 lira. Ben masacığım bir tanesini feda edeyim. 1500 liranı kaybedersin. İstiyor musun böyle bir şey? Niye kaybedeyim abi? Var mı öyle bir şey? Oğlum ben dürüm var. Dürüm. Dürüm. Reyonların arasında... Tamam bir dakika şöyle yapalım. Görkem bir tane dürümü... Sen mi biliyorsun sadece yerini Ertan? Bir tane dürümün yerini gösterelim Yakup inansın. Ama 1500 lira 9 dürümün kalır. Olmaz abi o zaman. Oo geldi ayağını tıklıyor. Hayır işte ben de diyorum sana. Gel istiyorsan bir raflarda bir 30 saniye dolanalım. Koku nereden geliyor? Bir al bakalım kokuyu ya. Abi adam ya, yarışmaya ikna etmeye çalışıyoruz ya. Soğumuşsa ne kebapçı Mehmet imamını dinler. Ne istiyorsun ya? Başlat oyunu oğlum artık ya. Hadi. 6 dakikası var. İyi mi? Tamam o zaman ben varım 7 dakikan var. Ulan Yakup. Hadi bir dakika da benden. 8 dakika. 7 dakikayı yeter. Abi. Benim için 1 dakika. Abi 10 dakika çok az. 8 dakikan başladı. 2 dakika yürümem 10 dakika zaten. Başladı. Başladı. Haydi Yakup. Süren başladı. Bulduğun her dürüm 1500 lira. Tek bu katta mı? Yok üst katta da var ama önce bu kattakileri bitirmen lazım. Kulaklık çalmıyoruz. Abi ne çalacağım ben? Klavye çalmıyorum. Hayır bu bir uyarı sadece. Sana bir özel bir şey değil. Nasıl bulacak? Abi şaka bunu yapıyor. Bunlar oğlum ya. Yemin ediyorum lan. Yakup'um şöyle klavyeleri koklasana. Abi klavye içinde olmaz. Bak kaç olur. Tane olduğunu söylemeyeceğim ama bu katta daha fazla dürüm saklı. Yukarıda daha az var. Abi burada nasıl saklayacak? Aa bir tane gördüm lan. Aa harbi lan. Babam bak. Ya buldu. Helal olsun be gel. Yeme yeme şu an yeme. Tamam. Yiyebilir ya bırak yesin. Harbi var lan. Bırak yesin. Hoşuma gitti valla. Şu an 1500 TL kazandın bizden Yakup. Aa Yakup buldu yine. Yakup 3000 TL'nin sahibi oluyor. 10 dakikalık sürede 1 dakika mı kaldı Ertan? Nedir durum? Ne 1 dakikası abim ya? Ha 1 dakikan yeni geçmiş. 5 dakikan var Yakup. 2 dürüm var. Biri dilli kaşarlı. Sen Sultanahmet'te böyle başıboş gezen turist göremezsin. Adam böyle yapıyor bak. Oğlum baksana şu an adam... Mesut yardımcı olsana Yakup. Ne yardımcı olacağım? 3000 lira kazandı zaten ya. Yakupçum o USB diski bırak. Onu almıyoruz abicim. Aldık bir tane pandik şöyle. iPad buldum lan baksana. Ne? iPad var. Bak görüyor musun orayı Yakup? Abi daha yok ya. Nasıl yok? Buldun mu lan? 3 dürüm! Olmaz. 3 dürüm! Yakup TV'nin şu an 4500 TL'si var. Yakup ver bana dürümleri. Ben dedim ki bizi seven bir arkadaşımız gelsin, bir takipçimiz gelsin. Bu hediyeler ona gitsin. Ali abimiz dedi ki illaki Yakup TV gelsin. Lan ben öyle bir şey mi dedim? Saçma sapan konuş. Yakup TV gelsin istedim ne oldu? Yakup TV'yi ben istedim. Sen yolda bipolar benim mı oldun? Benim arkadaşım oğlum zaten. Zaten abi. Benim arkadaşım Cengiz Han nasıl arkadaşımsa, Cüce Rıdvan nasıl arkadaşımsa Yakup da benim arkadaşım. O zaman bu kat bitti abi. Daha olmaz. Bu kat bitti mi? Üst katta var. Hayır. Kaç tane olduğunu söylemeyeceğim bu katta daha dürüm var. Yok abi ya. Oğlum var lan. Kasalarda mı koydunuz? Her yere bakabilirsin. Her yere. Her yere. Bir kutunun yere. İçinde de olabilir. Bir klavye kutusunun içinde olabilir mi? Bak, rafların arasını karıştır. Detayları es geçme. Bakış açını değiştir. Yakup, gözünü kapat sana bir hediyem var. Kapat gözünü. Kapat gözünü. İyi ki doğdun Yakup. Hayda. Abi saatimi işleme şimdi dur ya. Dur ya. Daha yok abi nerede ya? İyi bak, bak burada bir kutu var, ağzı açık. Burada kutular var, ağzı kapalı. Burada klavyelerin arasında boşluklar nasıl var. Nasıl klavyenin arasında ya? Oğlum bunun arasında kırıntılar kaçıyor ya, onlar dürüm oluyor. Yok abi orada. İyi bak, iyi. Vallahi bence gözden bakıyorum. Kaçırıyorsun. Bak, adam sana bir tavsiyede bulundu. Nasıl oyun? Çok yani. Seni etkiledi. O kadar seviyor ki orada olduğuna bilmeme rağmen korktun. Ama abi gram eksildi benden ya. Gram mı eksildi? Vallahi gramlar gram gitti çünkü. Ya. Gramlar gitti abi ya. Pekala ya. Yakup'un dürümleri 3 dürüm var şu an. Kaç dakikası kaldı Ertan? Çok yavaş. Bak son 3 dakikan kalmış. Abi yok daha yok ya.
Son 1 dakikasında 31 çekeceğim dedin, kaldı 2. Oğlum hızlan. Hadi hadi. Dudak arasına ve arkasına. Bak Ertan'ı dinle, bu adam yarmayalım mı Ertal? Bak bu da durum olabilir Yakup. Aç bak babacım, Allah Allah. Ya masaya gidişe bak, Fırat amına koyayım ya, karikatür. Anne nasıl var ya, nasıl var abi ya? Bak vitrinlere bak bak. Yakup'a dedik ki ulan bir hafta öncesinden gel Beylikdüzü mağazasında bir dolaş. Abi bak, şöyle bir şey bir dolaş ya. Dedik oğlum, sana. Oğlum şunun arkasına geç, burası ev yemekçisi mi? Burada ne işi var ya beyin? Masanın üstünde diyor. Abi üstünde hani ya üstünde ya. Ah bak şimdi. Olaylara gel. Çok yavaşsın Yakup. Aralarına bak şu kutuların. Bak şimdi. Yakup bir tane daha ürün buldu. Amınızı sikeyim. Şurada beni bir şey yapmasanıza ya. Herifi korkutacağım şurada. Ya Allah'ım delireceğim ya. Tamam bu kat bitti abi o zaman. Bu kat daha bitmedi. Kaç dakikası kaldı? Son 1,5 dakikan. Yukarı koş. Koştuk hadi. Hadi Mesut. Koştuk. Haydi Mesut. Aramız elektrik çarptı. Koşun koşun. Burası İtopya'nın atölyesi. Buldu hemen. 5 dürüm oldu şu an. 5 dürüm oldu babacığım. Çok güzel. Daha 1000 tane dürüme ihtiyacım var. Haydi. Aha bir tane daha buldu. Bakayım. Dürüm değil. Bakayım. Kasanın içinde. Kasanın içinde mi? Al babacığım onu al. Beni niye ittin lan? Bir dakika nerede? Kasa açılmıyor. Hadi dakikam gidiyor. Hadi dakika abiyim. Hadi tamam, ya. Sen başka dürümleri bul. Bunu açıyorum. Mesut yardımcı ol. Bir tanecik dürüm kaldı bu katta. Son 1 dürüm. Bir tane. Yalnızca bir dürüm. Vallahi beni etkiliyorsun. Hadi Yakup'u bir gazlayalım. Yakup! 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 O zaman. Aa bak orası sıkıntı. Kaç kutu var? Bak. Yakup'un ne kadar süresi kaldı? 7 dakikası bitti Yakup'un. Yakup'um süren bitti. Daha 3 dakika var abi. Oğlum 7 dakika verdik ya sana. 10 dakika verdi. Yok oğlum 7 verdik, bitti süre. Abi bitti, hani ya? Şey sen mi Yakup TV'sin o mu? Dikkatli bak, dikkatli bak. Dikkatli bak abi, görmüyorsun. Sosyal deney! Sosyal deney! 40 liralık sosyal deney. Yakup, Yakup, Yakup bir şey söyleyeceğim. Yakup, Yakup bir şey, bir bakar mısın buraya? Buraya baktım abi. Bir gel buraya. Baktım abi. Yakup süren bitti. Bitti. Ve baya 1,5 dakika Yakup önce... Yakup süren Galatasaray'ın eski başkanı değil miydi Yakup süren? Konu nereden nereye çekiyor? Babacım sen de konuda bir durmuyorsun ki ya. Süresi mi bitti Yakup'un? Süresi bitti ama... Artı ek ver. Bir ek ver. Şimdi ben diyorum ki Yakup kardeşimize... Kardeşimize güzel. Ek bir süre verelim. Çünkü o bunu hak ediyor. Çünkü o buradan alacağı ekipmanları belki Anadolu'nun etrafını gezerken, dolanırken... ...kardeşlerimizle kalbini, yüreğini, sözünü paylaşmak için kullanacak. Doğru. Yakup'a ekstra 7 saniye daha verelim. 7 saniye ne abi? Ama dolu dolu bir 7 saniye. Bak şimdi mesela sevgili Mesut Şantomay bu açıklamayı yaptıktan sonra... ...ben buraya Epidemic Sound'dan duygusal bir müzik buldum. Telifsiz. Tamam. Bu bir ikincisi. Sen aynı zamanda bir yayıncıların ilham kaynağı olduğun için... dolayısıyla buradaki süreyi lütfen iyi değerlendir. Dürümleri topla tamam. Ve finalde setup'ını kur. Bir rüya kaç saniye? 7. 7 saniye. Şöyle de yapabiliriz istiyorsanız. Bir dakika verelim. Bu da tek bir dürüm kaldı. Hiç gerek yok. Dur abi dur ya. Allah'a atlama dur ya. Bulursa üçlük sayalım. Üçlük sayacağız. Opa. Bir dürüm. Okey tamam. Bir dürümü bulursa 3000 lira sayılıyor. Bravo. Bu güzel. Tamam ama bulunmuyor. Nereye koyacağız? Tamam bir dakika şu an başladı. Yakup o bir dürümü de bulamazsan üçümüzü yapıştıracağız. Haydi abi. Alaaddin hadi herkesin Alaaddin işi gibi var. Alaaddin Siliba şey mi ya? Alaaddin Silah ampulü mü bu ya? Alaaddin'in sihirli ampulü. Vay amına koyayım be. Abi bir tane kaldı diyorsun. Hiç yok burada bir şey ya. Son dürüm. Yakup dikkatli bak. Allah Allah. Arka panelde de yok lan. Kasaların içinde olabilir. Kasanın içine baktım yok. USB girişlerine bak. USB girişinden marul sızan bir bilgisayar varsa ona bak. Allah'ım driver koltuğun güzelliğine bak. Yakup evde sandalye var mı? Var var. Sponsordan geldi o. Ciddi misin? Vallahi. Seninkisi yapış yapış olmuştur. Gel. Abi kıtır ediyor. Kıtır kıtır. Abi bir şey daha diyeceğim. Yok ya. Son 15. Bir şey diyeceğim. Son 15 mi? Kabul etmeyecek ki. Burada nerede ki? Ya bu adam bu da bulamıyor. Yakup TV. Hey hey Yakup TV. Harbi bak bu çok zor yer ya. Son 4 mü? Zor ya. Babam nedir? Sorun çok büyük abim. Sorun çok büyük. Vallahi sorun ya, çok büyük ya. Tekst olsa bu kadar dolu dolu soğuk oynayamazsın. Soğuk sıcak oynayalım. Yakup soğuk. Buralar soğuk. Soğuk.
Isınıyor. Allah'ıma terleme. Neyse soğuyor. Yine soğudu. Soğudu. Aa elim kolum buz kesti. Sikim büzüştü. Çok soğuk oğlum oralar. Çok soğuk moruk. Burası çok soğuk. Soğuk. Ilınıyor. Soğuk. Allah yine soğudu. Ilık. Soğuk. Yalan söylüyorum. Soğuk. Şu an. Buz gibi. Buz gibi. Fenalık. Buralar. Isınıyor. Yanıyorum. Ya yandı. Yandı. Senin bembe. Abi bunu mu sökeyim şimdi yani? Yandım Yakup yandı. Soğuyor. Oh, abi yandım yok burada. Yandım. Dikkatli. Yakup yanıyorum. Etraf alev. Ateş Yakup. 300 Fahrenheit etraf. 300 Fahrenheit. Şu an üşüdüm. Üşünüyor. Yakup'um dikkatli bak. Baya donduk amına koyayım. Buz. Abi sıcak. Yanıyorum. Lan buldun mu? Yakup bir buldum. Dürüm 3 dürüm oldu. Bravo Yakup. Bravo internet mahir. Rejiden Görkem arkadaşıma sesleniyorum. Yakup TV kaç adet dürüm topladı? Toplam 7 oldu galiba. 7. Toplam 7 adet dürüm topladı Yakup TV. Çok iyi. İnanamıyorum. Kulaklarıma inanamıyorum. %100'e yakın yani. Peki şimdi Yakup TV'nin topladığı 7 dürüm ne ediyor abi? 7 çarpı 1500 ne kadar eder Yakup? Ne bileyim abi ben. 45.500 lira. 45.500 lira. 7 bir dakika. Şimdi bir dakika. Hayır şunu sormamız lazım. Son dürümünü 2 dürüm mü sayacağız? 3 dürüm mü sayacağız? 45.000 yapıyor. 9 siktir git ya. Hayır oğlum. Tamam bir dakika. Son dürümünü 3 dürüm sayıyoruz. Tamam. 7 dürüm buldum. 10 yapıyor. 2 de oradan ekle 9 yapıyor. 10 yapıyor. Abi bu ne diyor abi? Oğlum dürümün kendisi de var ya Yakup. Tamam bir tane de biz koyuyoruz. 10 dürüm tamam, yapıyor. Tamam 10. 1500 çarpı 10. 15 yapar. 15.000. Evet. 15.000 TL'lik hediye alma şansın var. Abi 15'e kurulmuyor ki. Bir bilgisayar ekran yedim mi ya? Daha fazla dürüm bulsaydın. Yok 10 tane var zaten. Başka aşağıda 8 tane dürüm daha var. Tamam o zaman Yakup inanmıyorsa diğer dürümleri çıkartalım aynen abi. Aynen öyle. Diğer dürümleri çıkartalım. Haydi inelim. Beni ne ittiriyorsun amına koyayım? İniyoruz zaten. Haydi buluyoruz baba. Yakup'un bulamadığı dürümleri şimdi ekibimiz... Yavşak Yakup'a bak. Hepsini teker teker buluyor. Evet şimdi Yakup'un bulamadığı dürümler. Abi başta 10 dürüm demedik mi? Yandım tüpü 50 bin liraydı niye almadın? Abi 10 dürüm demedik mi şimdi biz? 10 dürüm dedi. Kaç dürüm tamam, buldun? Tamam 10 dürüm buldum işte toplam. 10 dürüm bulmadın. 7 dürüm buldum. 7 dürüm tamam. Ama diğer 3 dürüm. Kaç yapardı? Bak sen sakin ol. Eğer buradan 3 dürüm çıkmazsa sana söz 100 bin liralık hediye vereceğiz. Vermezsek de orospu çocuğuyuz al bu kadar da yemin. Burada alışırız zaten İtopya'da. Şu dürümleri bulalım lan nerede bu dürümler? Haydi gel baba. Sağ taraftan buldun mu? Burayı buldu galiba. Burayı buldum. Sanki bizde bir patlayacakmış tane... gibi duruyor amına koyayım. Yok bak bir tane bir orada var. Bir burada var. Niye çıkar almıyorsun abi. Yakup? Çıkar abi bu bir. 8 yaptı. Tamam mı? 8 yaptı. Elimde bayağı 50 bin liralık dürüm var. Develi dürüm. Haydi bakayım. Şimdi. Şuradan çıkarttı mı? Çıkart bakalım. Haydi babacığım. İkinci dürümümüz burada. Bana ne bakıyorsun Yakup Allah Allah. Şimdi. 9. 9. Son dürüm. Son değil. Daha 3 tane var. 12 dürüm koyduk. 10 dedik abi başta. 12 tane ya? Koyduk. Hayır 12 koymadık. Bizimiz olacaktı. 10 dedik abi. Oğlum 12 koyduk sürpriz yapacaktık bulamadın. Tamam gel. Diğer dürümü bulalım Mesut. Sayayım adam ya. Bak adam bile Eci bile 9 oldu yani şu an. Eci bile bilmiyor ben nasıl bulayım abi bak görüyorsun yalan mı abi? Bir dürümümüz daha var. Oğlum dur şu dürümü bulacağız. Bu arada harbiden bir tanesini Ertan çekimden önde kaybetti. Yani beni bu oyuna mı getireceksin arkadaşlar abi? O dürümü bulamazsak Yakup'a 100 bin liralık hediye çeki vereceğiz. Bak, bir saçmalamayın. Abicim ya, sakin ol. Daha bir dürüm bulamıyorsunuz ondan sonra gel diyor bana. Gel baba gel. Olur mu abi bana niye oyun yapıyorsunuz ya? Anasının nikahı. Tamam. Oho. Bir kere baksan hepsini abi, bulabilecek misin? Sonradan ekledi bu. Mesut sonradan ekledi. Hep yanımızdaydı. Senle yukarı çıktık yanımızdaydı. Yukarıda çay kahve içtik yanımızdaydı. Dün de yanımızdaydı. Bugün de olduğu gibi. Bu İtopya'da insanların beni gırtlaklayası geliyor. Ben ne yaptıysam. Sen bir şey yapmıyorsun oğlum. Ben ne yaptım? Dur, ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen yapımcı mı olmaya çalışıyorsun? Sevgili arkadaşlar Yakup TV inanılmaz bir İtopya yarışmasına girdi. Şimdi sevgili reis. Yakup TV'nin bir özetini geçer misin? Yakup TV kaç dürüm buldu? Abi, ne kaybetti? 7 tane dürüm buldu. Çok güzel. Oraya son dürümünü okay. Üçlükten saydık. 9 dürüm oldu. Üçlükten beğenmedi. 10 yapar tamam. Abi 10. Ama reisi bir dinleyelim baba. Beğenmedi bir tane de koyduk üstüne 10 oldu. 15 bin liralık bir ödül alma hakkı var. Hala devam ediyor. 15 bin abi nasıl kasıp duracağım ben? Reisi bir dinleyelim. Bak reis hala konuşuyor. 15 lira bu kadar. 15'e ne gelecek abi ya? 15'e sen manyak mısın ya? 15'e neler gelecek? Abi bak bir dakika abi sen dedin ki bana gel buraya dedin. Sana baştan aşağı setup kuracağım dedin abi. Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Demedim lan. Ben öyle bir şey demedim. Şimdi de ödül havuzumuza gidiyoruz. Hadi ödül havuzuna gidiyoruz şimdi.
Ödül havuzuna gidiyoruz. Ödül havuzuna geldik. Bravo be. Şimdi İtopya'dan sevgili Ali hocamız bizlerle birlikte her İtopya videosunda olduğu gibi ısrarla gelme desek de abi biz buranın bir çalışanıyız. Sike sike gelmek zorundayız. İlgilenecek abi. İnan bana ben de gelmek istemiyorum dese de sevgili Ali hoca da burada. Tamam. Sevgili Ali hoca videomuzda çok güzel derecede eğlendik. Doğru. Bence 5 yıldızlı. Ama efor ben kafam. Eforu sen çok sarf ettin. Allah razı olsun senden. Ama bugün kazandığın ödüle göre ne alıyorsun bir Ali hocadan dinleyelim. Abi 15 bin liralık bir ödül kazandım. Abi bütçe yükseltmemiz lazım. Bak şimdi iyi dinle ama. İyi dinle takacağım bence bıçağı şimdi. Uğraşın ama. Gayet iyi bir torpil geçildi 15 bin liralık. Bütçe kazandım bunun için sana şöyle bir... Abi ben bunu değiştirelim abi. Dur oğlum daha adam hediyeyi sayıyor. Bunda benden var abi. Bitirmedim abi. Bir dinle bakalım ya. Kulaklığını verdim. Ali abilerin podcast'i kadar kaliteli bir ses verebileceğim. Bundan da var abi. Sen ciddi misin? abi siz beni tezgaha getirdiniz abi. Dur. Tezgah değil bekle. Bekle sabırlı ol. Sana kablosuz mouse'unu da veriyorum. Tamam. Sana mekanik klavyeni bu da var abi. Oğlum sen niye karanlık yayın açıyorsun abi, o zaman? Abi bunlar oyun yapıyorlar bana ya. Vallahi bak. Dur bakalım son hediyeyi ben de dinleyeceğim. Ben bunu kabul edemem. Son abi. Hediyeyi bir dinleyelim. Beni oyuna getirme abi. Son hediyeyi bir dinleyelim be. Ben çok merak ediyorum son hediyeyi be. Bu son hediye çok işine yarayacaktır abi. Bu battal boy mousepad. Oha bu verilmez. Abar battal boy. Mesut'ta bile yok. Ne iddia ediyorsun ya? Battal dedi Mesut abi. Ama ne dedik videonun başında? Ne dedik videonun başında? Irkçılık, cinsiyetçilik, bedenle ilgili herhangi body bir şey söyleyeyim. You know, body shaming. Yok. Doğru. Şimdi battal deyip Mesut'a bakmak falan filan. 15'e 13'e indireceksin şimdi amına koyayım. Yapma. Tamam. Kışın üşüdüğünde battaniye diye üzerine bile örtebilirsin. O kadar büyük bu. Tamam abi bunlar olmuyor mu abi? Bana sistem lazım. Sistem. Bunları değişelim abi. Sistem kuralım. Yakup almadın ki bunları. Bunlar hediye zaten. Ki bunları diyor alın diyor. Bana 180 bine tamam, bilgisayar yapın diyor. Mustafa ben karşıyım. Tamam biz de bak şimdi Ali ile Mesut olarak ne yapacağız biliyor musun? Şimdi sen bugünkü etapta 15 bin liralık dürüm topladın. Tamam. Dünyada görülmemiş bir şey. Eğer bu videoya 125 bin like gelirse. 150'de. Hadi 150 bin. Eğer Yakup TV'nin 150 bin seveni varsa önümüzdeki video bulduğun her soğan halkası 7500 TL değerinde. Ve dolayısıyla ikinci çekeceğimiz videoda o istediğin sistemi de toparlayacağız. Daha ne yapayım? Doğru mudur Ali hocam? Doğrudur. Bravo. Okey misin? Bu güzel ha. Bravo. Bu güzel değil mi? Bu güzel. İçine. Ama abi soğan halkası çok küçücük bir şey. Nasıl bulacağız? Aman okey bir çekelim önce onu. Tamam. Bir görelim bakalım kavurma ya. Kavurma pilav yaparız onu. Sen senin bulabileceğin tencere makarna koyarız yani. Tamam istediğini olur. Yaparız. Tamamdır. Eğer bu video 150 bin like gelirse Mesut Şantoma'nın dediği gibi sana sistem toplayabileceğimiz özel bir yarışmayla İtopya'nın bambaşka bir mağazasında olacağız. Tamam. Okey miyiz? Okey. Pekala. Akıllarda tek bir soru var. Rıdvan abinin notebook'u nerede? Bunlar gerçekten İtopya'nın bir yayıncı için tamam. En iyi serilerinden tamam, bir tanesi. Tamam bunlar ama. Kes ben bunu koyayım. Kes. Ya toparlayacağım zannettim kusura bakma. Herkesin vaktini aldım kusura bakmayın yani. Ben klavyeyi götüme sokayım rahatla artık ya. Işıl ışıl gezeyim de ilk üstünde. Bunu istiyorsun sen ya. Hadi git bakalım. Hadi git. Mesut abinle bir entegre çekelim. Hadi git. Sevgili arkadaşlar şu an İtopya mağazasında atölye katındayız ve sevgili Influencer Marketing Specialist Ali Hoca ile birlikte Rıdvan abinin önce bilgisayarını inceliyoruz. Aynen abi bilgisayarı kutusundan az önce çıkardım, kurulumunu yaptım. Hatta bir de önden bir test edelim, çalıştığından da emin olalım. Hiç içimden geçmiyor biliyor musun? Ne test ne teslim. Biz yine de yapalım abi, işimizi doğru yapmak önemli diye düşünüyorum. O meşhur bilgisayar bu ya, Katana, ya. Katana modeli Katana bilgisayar 17. Bu. Aynen okay. Abi. Önümüzde içinde RTX 4060 olan İnanılmaz bir soğutma sistemiyle Intel'in yeni nesil işlemcilerinden birisiyle donatılmış bir notebook var. Şu an Spider-Man Remastered oyunu açık. RTX, DLSS ve Frame Generation bütün özellikleri açık. Çok rahat akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Şey hep böyle WASD'de Half-Life'den kaldı ya. Ha bunda WASD renksiz bak diğer bütün tuşlar tam. Bu arada bir şey diyeceğim şeffafsı. Ben bunu önce Spider-Man'e özel bir şey zannettim ama yok bu. Ben de Yılmaz abi bu teşhir ürünüyle biraz fazla oynadı sandım da. Wow. Yani bu da hem en güncel seriden zaten Katana özel bir serisi. Allah! Seni dinlemiyor moruk. Yes. Bu arada abi shift'e basılı tutarsan böyle sallana gidebilirsin. Wow. O Spider-Man deneyimini yaşayabilirsin. Çok güzel be. Sevgili Rıdvan abiye geçtikten sonra aynı Yakup TV gibi yapış yapış olacak bir notebook'umuzdan bahsediyoruz ama var gibi cihazdan sadece e-devlete girilecek ve oyunlar 1.com'a girecek. Başka hiçbir şey yapmayacak. Boşa gitti ben size söyleyeyim. Space ve Shift. Çok güzel. Hoppa. Monitör kaç inç Ali Hoca? Notebook'umuzun monitörü ise 17.3. Ne kadar güzel bir widescreen'liği var ya. Ben sevdim. Q ne yapıyor?
Normal bir insana vurmayı düşünsene. Ayıptır abi. Hayır abi, Spider-Man insanlara zarar vermez. Abi Notebook bu şekilde. Bu bir de Ütopya'ya özel bir seri. Bence fazlasıyla memnun kalacaktır. Çok iyi bir ses kalitesi olacak. Onun dışında soğutma sistemi sayesinde de ısınmayacak. Çünkü MSI'nin inanılmaz bir soğutma sistemi var. Isınmayacak, rahat rahat oynayabilir. Ben de o tepkileri veriyorum abi, aynen. Peki senin bize başka güzel bir haberin daha var. Abi orada ben size birazcık bu şu tarafa taşıyacağım sizi. Hemen. Şöyle monitörü de alalım biraz daha. Abi burada size diğer videolarda da olduğu gibi Nvidia'nın bazı teknolojilerinden bahsedeceğim. Öncelikle RTX, DLSS ve son çıkan Frame Generation teknolojisinden bahsedeceğim. RTX teknolojisi biliyorsunuz yapay zekayla gerçek hayattaki ışık ve ışın kırılmalarını, ışığın odanın içinde yayılmasını, suyun üzerinden yansımasını, bu tip bütün görüntüleri RT çekirdekleri sayesinde gerçek zamanlı hesaplıyor. Oyunlara, destekleyen uygulamalara birebir yansıtıyor. Şu şehri böyle biraz daha bir üstten göstersene Ali Hoca ya. Abi şöyle. Çok güzel bir görseli var çünkü. Baksana dayı ya. Adam nerede trafik var onu merak ediyor. Buraya bir geri gelsene Ali Hoca. Nereden hatırlarsın bunu? Nereden? Warner Bros. Su tankı. Akne. Akne su tankı. Ona benziyor. Şöyle ha, güzel bir şehir var. Bir dur bir şehre bir bakayım ya. Herifin kıyafeti falan da çok iyi gözüküyor. Ya bunu da değiştirebiliriz abi. Bir normal Spider-Man'e dönelim. Şu normal orijinal kostüm. Şunu yapabiliriz. Abi göreyim onu. En eski olanı. Aynen. Hadi be. Tabii önce seçmek gerekiyor. Ben o konuda çok yetenekli değilim abi. Özür diliyorum. Bu ne Oğuzhan? Spider-Man Tekinoğlu. Maskenin altında kim var? Ha bir fikir var. O yanlış olabilir abi sanki. Remember. The 5th of the November. Aynen öyle. DLSS teknolojisi ve yeni gelen Frame Generation teknolojisi var. Nedir o? Frame Generation oyununa bakıyor ve senin bir sonraki gelecek pikselini tahmin ediyor. Bunu yapay zeka sayesinde yapıyor ve gerçek olmayan bir piksel yerleştiriyor oraya. Bu tamamlamacı hikayesi değil mi? Aynen. Gerçek olmayan bir piksel yerleştiriyor. Bunu yaptığı için de senin performansını yukarıya çıkartıyor. Bu da FPS olarak sana daha yüksek bir geri dönüş sağlıyor. Hala orada Hulk dövmeye çalışıyorsun. Denedim. Adam dedi vuramıyor dedi ya. Hulk'a. Denedim. Hulk'ın da bana tepkisine baktım. Bu teknoloji RTX 4000 serisiyle gelen bir teknoloji. Giriş seviye sistemlerde bile yeni çıkan AAA oyunları rahatlıkla oynayabilmeyi sağlıyor. Yani bu giriş orta üst seviyelerdeki bütün oyuncu kitlesine çok mutlu edecek haberlerden birisi. Çok alakasız ya. Yıllar evvel Brooklyn'de sana geçen bahsettiğim bir Peter Luger diye bir steakhouse var dedim ya. Tam da gittim öyle bir yerde durdum. Sevgili arkadaşlar, videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İtopya ailesiyle videomuzun sonuna geldik artık. Bu ekipmanlarla ilgili, bu teknik özelliklerle ilgili bütün açıklamalara videonun caption kısmından ulaşabilirsiniz. Eski çocuk Yıldız, eski Late Night Show sahibi Yakup TV, İtopya gururla sundu.